İstanbul'a geldiğinde bakın Berk Oktay nasıl Berk Oktay olmuş. Hande Soral nasıl Hande Soral oldu bilen var mı? Bir gün Komedi Dükkanı dizisine gidiyor. Komedi Dükkanı'nda Tolga sahneye birisini çağırıyor, oyuncak var mı diye. Hande elini kaldırıyor, Hande oraya çıkıyor ve Hande o günden sonra Hande Soral oluyor. Doğru mu? Doğru. Hayat enteresan. İstanbul'a ilk geldiğinde Berk arkadaşıyla İstinye'den Mecidiyeköy'e gideceklermiş. Ceplerinde 1 lira varmış. Sene kaç? Abi sene 2003. 2003, 1 lira. Gerçekten feciymiş yani durumumuz şöyle yani. Bir şey, hayır. 10 lira falan tamam. Hayır hayır yani o gün tabii ki de o para vardı. Yani normal ev kirasını veriyorsun. Çok gerçekten herkesin evi kendine güzeldir tabii ki de, evet. Ama çok gayet mütevazı bir yerde yaşıyordum. Ve cebimde 1 lira para vardı o gün. Ve ajansa anlatayım istersen abi. Anlat. Ajansa gitmek istiyorum. Modellik yapıyordum o sırada. Uğurkan Erez Ajansı. Bu arada kendisine de sevgiler, saygılar buradan. Arkadaşımla beraber ajansa gidecektik. Ajans Mecidiyeköy'de. Ben İstinye'de oturuyorum. Yani ya dedik ki işte bir tane simit alalım ya da dolmuşa binelim. Dedik ki genciz, önemli değil, yürürüz. Mecidiyeköy'e doğru yürüyüşe çıktık. Simit aldınız yani. Simit aldık. Daha sonra işte hayatta her şeyin bir kırılma noktası vardır ya. Enteresan bir şey. Bu zincirli kuyuda her canlı ölümü tadacaktır diye bir yazı vardır. Evet. Onun önünde yurt dışından model getiren ve firmalara işte çalışmalarını sağlayan bir modellik ajansının sahibiyle karşılaştım ben. Daha önceden yarışmadan dolayı tanıyordum ben. Best Model yarışmasından tanıyordum. Dedi ki Berk işte bu iki arkadaşı Lara Sayılgan diye bir fotoğrafçı vardır. Belki tanırsınız. Biliyorum tabii ki. Lara Sayılgan'a götürüyorum. Bir katalog görüşmesi var. Sen de gel tanış Lara'yla. Ben de kaybedecek bir şeyim yoktu. Gittim sadece tanışmaya. Lara o iki arkadaşı değil, benimle çalışmak istediğini söyledi. Daha sonra da sağ olsun bayağı bir uzunca çalışmalarımız oldu onunla. Modellik davam oradan yani devam etti. Yani senin bir simit mi yoksa bir minik dolmuş mu'dan evet. Çıkan bir hikaye öyle mi? Evet yani ben orada simit yerine onu tercih etmek için minibüse binseydim orada öyle bir... İş evet. Olanağım olmayacaktı yani. O gün minibüse binen arkadaşları bulduk getirdik. buraya simit almadıkları için minibüse bindikleri için de. Hayat tabii yani bu konu şöyle algılanmasın. Efendim simit aldım, simit aldım ünlü oldum. Simit almadım, ünlü olmadım. Başka hayat başka bir tarafa gitti falan gibi. Hani hayat böyle bir seçenek tam böyle bir şey değil. Belki de hayat bu. Almayıp dolmuşa binenler ya da başka bir şey seçenler, yani ünlü olmayanlardan bahsediyorum, bambaşka daha güzel bir hayat yaşıyorlar kendi içlerinde. Yani öyle belki de hani illa onu yalıp ünlü olasınıza getirmiyoruz lafı, yanlış anlamayın diye söylüyorum. Evet, şimdi çok tam araya geldik. Sevgili Ümit abiden güzel bir parça daha dinleyeceğiz ama hangi parça olduğunu bir söyle abi bize. Tahta Masa. Tahta Masa. Dedim biraz önce. Tahta Masa. Kulağımda kaldı. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah'ın birlikte. Ümit abicim ekibinizle bir tanıştırabilir misiniz bize? Efendim yıllardır ikisi de çok eski arkadaşım benim. Yaşar Gürler Türk, Yaşar Ortaköylü derler ona lakabı. 17 yaşındayken saygıdeğer sanatçı Behi Aksoy Harika Çocuk diye elinden tutup Maksim'de çıkarırmış. O taksimler falan yaparmış. O zaman bayağı bir solistlerle ama çalışmış. Yaşar abinin bir özelliği var söyleyeyim. En bugün son düştü benim yanıma işte. Bugün televizyonda seyrettiğiniz o eski Türk filmlerindeki o muhteşem müziklerin içindeki birçok gitar sevgili Yaşar abiye ait. Harikasın yani gerçekten de. Evet ve... Vahit Toros, ben İstanbul'a ilk geldiğimde Tarabya Oteli'nde Beş Çaylarına giderdim. Orada rahmetli Salim Ağarbaş, Nur içinde yatsın, onun orkestrasında bas gitar çalıp Fransızca şarkılar okurdu. Yeni yeni Türkçeyi öğrenmeye başlayınca yanıma geldi. Harika bir ekibim var, söyleyeyim yani gerçekten de. Altın çocuklar. Buyurun, gerçekten. Ümit abicim.
görünce anladım aşkın yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Bir sahte masada adımız kalmış. Bir sahte masada adımız kalmış. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Katlanırdım bir geçti haftalar, sensiz gidemedim geçti haftalar. Masamız artık boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Katlanırdım bil ki en derin yasa kolunda yabancı biri olmasa. Ayağı kırılmış otanamasa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış otanamasa. Senden çok vefalı çıktı sevgi. Ümit abi hiç kalkma, hiç kalkma odan biraz sonra, çünkü ben senden bir tane alışmak sevmekten daha zor geliyor isteyeceğim ki. Evet. Onun için bence sen birazdan. Birazdan, birazdan. Yılının plan ilk parçası. Evet, çok güzel parçadır. Söz müzik. Şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,